Fanatik gazetesine gidelim hemen. Dördüncü sayfa ekranlarımızda Denizli Spor'un hatırla paylaşımı Fenerbahçe'nin hafta boyunca en önemli motivasyon kaynağı olmuş. Maçtan önce Erol Bulut çıkın sağda cevap verin diyor. Maçtan sonra Emre Belezoğlu da hep böyle dik durun ifadesini kullanmış. Fanatik gazetesinin dördüncü sayfasındaki fotoğrafta o zaferin fotoğrafı olmuş. Sevgili izleyenler tabii bir motivasyon sağlandı. Soyunma odasındaki konuşmadan da bahsediliyor. Onu da izleyenlerimizle buluşturmuştuk. Sabah Gazetesi'nin 17. sayfasına gidelim şimdi de. Sabah Gazetesi de benzer bir haber yapmış. Belezoğlu ve Bulut ateşli konuşmalarıyla Fenerbahçe soyunma odasına damga vurmuş. Omuz omuza şampiyonluğa diyorlar ve oradaki bu fotoğrafta da tek ses oldular zaten oyuncular maçtan sonra da bu fotoğrafı paylaşmışlardı. Şimdi tabii puan önemli ama oyun anlamında geliştirmesi gereken şeyler var diyorsun. Evet biraz daha onları somutlaştırırsak yani her takımın var ama Fenerbahçe'de yani ofansif yönde çok sıkıntı yok öne doğru gidiyorlar ama bireysel olarak işleri götürmeye çalışıyorlar. Hı hı. Yani toplu ucum toplu defans diyoruz ya orada bazen kopukluklar olabiliyor. Özellikle bu maçta bunları yaşadı. Yani bölüm bölüm, parça parça yani bir devamlılık olmuyor sahanın içerisinde ama çok kaliteli oyuncular olduğu için sonuca çabuk gidebiliyorsun Yani elinde bir sisse varsa geldiği zaman ...bir şekilde yazıyor, getiriyor yani evet. atıyor o golü. O da maçın kaderini değiştiriyor. Ozan keza öyle yine yine performansına devam ediyor. Sosa'dan bence daha tam istediği verim alamadı. Uh -huh. Fenerbahçe yavaş yavaş belki olacak ama... Ama oynamadığı maçlarda da maçta özellikle hangi maçta onu tam hatırlayamadım şu anda... ...ama çok eksikliğini de hissetmişti ama beklenen seviyeye de gelmedi evet, dediğin gibi. çok kaliteli oyuncu. Yani Fenerbahçe çok klas oyuncular var uh -huh. ama daha oyun takım anlamında onu tam daha sahaya yansıtamadılar. Ama sonuçta evet. baktığında da bir 23 puan var yani... <laughs> ne olursa olsun. Demek ki biraz daha toparlandıklarında, biraz daha iyi fark yaratacaklardır. Peki o zaman eğer maçın istatistikleri rakamları varsa onları da paylaşabiliriz izleyenlerle. E, hemen rica ederim Reji ekibimizden. Şimdi Deplasman tabii ki performansını da konuşalım. 6'da 5 yaptı ama evinde sıkıntı yaşıyor. Rakamlar gelirken birkaç istatistik bilgi de paylaşayım ben seninle. Evet. E, onu da çok çalışarak çözeceğiz dedi. Oradaki sıkıntı ne sence? Deplasmanda iyi bir görüntü çizerken evinde e, kaybetmesi puanları. Bence tesadüf ya. Yani öyle taraftar diyorsun? olmadığı için. Çok da fark etmiyor yani bu dönemde. Ben onu çok Hat şey yapamıyorum. Sen? Yani burada iç sahada biz oynadıklarını kaybetti. Taraftarın yok. Dışarıda neyin rahatlığı? Yani iki tarafta da rahatsız sonuçta. Hı hı. E, yani şu dönemde oyuncu olmadığım için tam çözemiyorum onu. Maça gittiğimde <laughs> anlamam lazım. yani o iç sahada. O seyircisiz ortamda bir fayda çıkmak lazım. Bir tesadüf ya. Lazım. Konya maçı öyle oldu. Derbi sonuçta Beşiktaş maçıyla oynadı. Yani bence onun İç sağa dış sağ diye bir şey yok. Değil mi? Rakamlar da bir yandan ekranlarımıza geliyor. İşte genel toplu oynama rakamları, kornerden, offside'lar, faul ikili mücadele, sarı kart, kırmızı kart rakamları bunlar genel e, rakamlardı. E, bu arada e, şöyle ki e, kırmızı kart gördüğü maçlardan da puan çıkarmayı da başarıyor. <laughs> Böyle bir istatistik bilgi de okumuştum. Bunu da belki konuşabiliriz. Evet yani 10 kişi kalmak kolay değildi bir takım Aynen adına. Öyle. Ama 10 kişiyken de Fenerbahçe mesela takımı daha öne çıkabilirdi. 3 daha... maçta kırmızı kartla cezalandırıldı oyuncuları. Üçünde kazandılar. Evet yani kazanmak önemli. Hı hı. Eksik de maç kazanacaktır büyük takım. Yani bu çok doğaldır. Eksik olarak da maç yani şöyle Aynen. 10 kişi kalacak 10 kişi de gol atabilecek bir takım Fenerbahçe. Yani onu gösterecekleri zamanlar olacaktır. Evet. Çünkü futbolda bunlar var. Peki defans rakamları top kapma, pas arası uzaklaştırma şu tengelleme rakamları da ekranlarımıza geldi. Fenerbahçe deplasmanda denizi sporu Yenmeyi başardı. Hem pasa hem hücum hem de genel rakamları da şöyle bir değerlendirdik. Bir transfer haberi vardı. Onu da yer gelmişken sorayım. İyi aklıma geldi. Mesut Özil. Spor bültenimizde de vermiştik bu haberi. Bugün fotomaçta da bir iddia ortaya atılmış. Devre arasında gelecek mi sence artık? Yani devre arası bilmiyorum da sezon sonu bu karesi bitiyor herhalde benim bildiğim. Hı hı. Gelebilir yani Mesut Özil Fenerbahçe. Arkadaşlarım var çok samimi. Hı hı. tanıdım dostlarım. Evet. Yani Büyük bir ihtimalle olabilir. Yani Fenerbahçe'ye gelir şaşırmam. Zaten taraftarlar da istiyor ki sürekli de yazılıyor evet. yani. Ama devre arası değil de ya sezon şimdi, sonu için mi diyorsun? Böyle mes, bir planlaması so, var mı Mesut'un peki? Şimdi sonuçta mu? şimdi oynaması lazım Mesut'un da ama evet. e, bir maliyeti var. Yani devre arası onu maliyetli alabilirsin. Hı hı. E, belki o şartları da görüşmüşlerdir. Çünkü Mesut da artık bir şekilde futbol hayatının belli bir son dönemine doğru geliyor. Hı hı. Ama çok da kaliteli bir oyuncu. Yani bence Mesut da dünya Mesut yıldızı. Ee, ve Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Yani inanılmaz i̇nanılmaz derecede böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani hı hı. boyutunu da halletmeleri orada gerekecek. Bir şekilde artık çözerler. Bir... Çünkü Arsenal artık... E, yani şimdi o da oynamak istiyor. Yani. devamlı para almak yani bir yere kadar. Hı hı. Artık onun da oynama, oynama isteği çok fazla. Evet. E, artık Fenerbahçe mi olur? Başlıkın bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye yakın. Peki bir de ısı haritamız var. Denizli Spor-Fenerbahçe mücadelesine dair, maçın tamamına dair bu ilk yarı ve ikinci yarının şöyle ortalamasını aldığımızda ortaya çıkan ısı haritası sana ne anlatıyor? Hem Denizli Spor hem de Fenerbahçe adına. Yani Denizli işi işte daha çok orta sahada çok etkili olmuş. Yani topu almış ama ön tarafta çok fazla bitiricilik yapamamış. Evet. Fenerbahçe az gelmiş, öz gelmiş. Evet, yani bu ısı haritası mı? bu. Ya i̇çimi çok ısıtmadı yani bu stat <laughs> ya sen evet oyunun belli noktalarını eleştiriyorsun Fenerbahçe'nin. Yani Daha yok, böyle... Yani sonuçta kenara da inmemiş iki takım. Evet. Ya Fenerbahçe zaten bu maçta e, 10 kişi kaldıktan sonra dönemi saymıyorum. Diğer şeyde de çok e, etkin, çok böyle baskın bir oyun oynamadı. Evet. Ama skoru alıyor, sonucu alıyor. Önemli olan şu. Yani Hı -hı. biraz önce Abdullah abici konuştuk ya, iyi oynadık, evet. memnunum. Ya iyi oyundan çok memnun ol. Sonucu alacaksın. Hı, -hı. Fenerbahçe Denizli maçında müthiş oynayıp Kaybettiğinde ne olurdu sence? Tabii yine eleştiri konusu olurdu. Puan dışında oynuyorsunuz nihayetinde. Şimdi bak bu Fenerbahçe takımının Denizli Spor 11'i. Şimdi kadroya bakıyorum. Dönecek isimler de var Evren. Gustavo'nun cezası bitti. Valencia formasına kavuşuyor. orada Nazım dönüyor. Tüm bölgelerde de rekabet tavan yaptı. Ya yani Bir kurgu değişikliği olur mu mesela önündeki maçta Yok, Denizli Bence Spor sadece maçına göre? Olmaz şey Gustavo gelir. Pelkas'ta da bir düşüş var. Yani başlangıçları var. çok iyi. Onun için bence haftaya belki pelkası oynatmaz hoca. Gerçi yani çok tutuyor yer olacak hı hı. Yunanistan'dan özellikle o istedi. Ama Gustavo geldiğinde ben Mert Hakan yandaşı kesmem pelkası keserim eğer oynatmayacaksam. İlla biri oynamayacaksa hı hı. o olur. Bir de stoperde e, sakat lemosun ardından Serdar da biliyorsun cezalı duruma düştü. Orayı nasıl kurgular diye de son olarak sorayım. kadroya bakıyorum elinde bulunan isim Mert ve Sadık. Tamam işte ikisi oynayacak. İkisi oynayacak. <gülüyor> <gülüyor> güven <gülüyor> veriyor mu <musun gülüyor> sana diye sorayım. Ya başka <laughs> titip yok. <laughs> evet. Ya yani güven veriyor da Sadık uzun zamandan beri oynamıyor. Yani oynadığı zaman da yüreğiyle oynuyor. Yani ne diyeyim Aynen şimdi öyle. orada... A, bir türlü e, o beklenen <laughs> patlamayı yapamadı Sadık e, Yapamadı değil mi? ama çünkü oyuncu haberi oya bir eksik var dendi. Ve bir oyuncu alınıyor. Yani kolay değil. Doğru. Büyük takımda e, Türk oyuncu olarak defans oynamak da çok kolay bir iş değildir. Yani hı hı. hep eleştirilirsiniz. Hep gözler sizde olur. Evet. Çünkü kaleye yakın yerde oynamak da tehlikelidir büyük takımda. Yani orada çok dikkat etmeniz lazım. hı. hı. Peki Ağzına sağlık Fenerbahçe'yi de tamamladık. Geçelim Beşiktaş'ın gündemine Evren. Evet. Şöyle önce manşetlerimizi göreceğiz. Ondan sonra Kasımpaşa maçının rakamlarına bakarız sizlerle birlikte. Foto Maç gazetesinin 5. sayfası Sergen Yalçın uçuruyor demiş. Avcı'nın 11 maçta yapamadığını Sergen Hoca 10 maçta yapmayı başardı. Sergen Yalçın 10 maçta 19 puana ulaşmış. Geçtiğimiz yılın rakamlarına bakmış Evren Foto Maç gazetesi. 11 maçta 18 puan toplamış Abdullah Avcı. Yani bu tarz kıyaslara nasıl bakarsın peki? Çok sağlıklı geliyor mu sana? Yani kıyaslamak çok iyi değil ya. Bu o hep hocaları böyledir. Futbolcuları <laughs> kıy hani kıyaslıyoruz ya. Hı hı. Çok bu konularda rencide oluyorlar aslında. Yani şimdi birini çok övüyorsun, öbürünü ama bir de gerçekler var hı hı. yani ne oldu. Bunu direkt söylemek bilmiyorum ama bu gerçekler de bunlar ama o zamanki şartlar, o zamanki oyuncular. Hı hı. Hepsi farklı. Yani onunla onu kıyaslayamazsın ama Sergen Hoca <laughs> ciddi bir fark yarattı yani. Evet. Bu zor şartlarda, bu durumda e, teknik direktörlüğünü ispat etti Beşiktaş'ta. Uh -huh. Bu çok önemli bir şey. E, hem arkadaşım olmasından dolayı uh -huh. hem de gerçekten futbolu çok iyi bildiğini düşünüyorum. E, futbolculuğu da çok iyiydi, uh -huh. teknik direktörlüğü de çok iyi. Yani çok daha iyi olacak, e, ona inanıyorum. Çünkü futbolculuk ayrıdır, hep söyleriz. Teknik direktörlük evet. ayrı, yorumculuk ayrı. Bunlar hepsi ayrı yetenekler. Herkes her şeyi yapamaz. Ya Ben hepsini yapamam mesela. Sen aynı günde hani bilmiyorum bana bazen şey geliyor yani hem yorumcu olacağım hem gideceğim orada gazeteci olacağım hem onu yapacağım hem bunu. Her şeyi ben yapamam abi. Evet. Herkesin bir iş görevi olması lazım. Herkes her işi yaparsa orada verim düşecektir.